Ben bunu neyine anlatayım oğlum? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Q7 2020 Quadro ile birlikteyiz. Bu arabayı bizlere incelememiz için tahsis eden Auto Serdivan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Burada Auto Serdivan'da istediğiniz klasmanda, istediğiniz segmentte arabaları bulabiliyorsunuz. İkinci el oluyor, sıfır oluyor. Auto Serdivan'ı aşağıda bırakacağımız açıklamada linklerden bulabilirsiniz. Sahibinden .com'da da bu arabanın ilanını bırakacağız aşağıya. Kanalımıza abone olmayı tekrar söylüyoruz. Videolarımıza yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Biz video attığımızda da bildirim gelmesini istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki zil işaretine tıklayarak bizlerden bildirim alabilirsiniz. Q7 benim zaafım. Cem biliyor. Cem sen nasıl buldun arabayı bu arada? Bu araba çok güzel. Yani anlatacağım. Gerçekten heyecanlıyım çünkü herkesin bir arabası var. Ve benim arabam Q7 idi bugüne kadar ve bu makyajıyla birlikte daha da arttı bu. Zaten dilim damağım kuruyor. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Anlatırken. Abartıyor muyum? Hayır, abartılacak bir durum yok. Zaten araba kendisini gösteriyor. Göz dolduran bir tasarım var. Burada bugün istersen Q7'den biraz bahsedelim. 2020'de Q7'nin aslında makyaj anlamında bir devrim demek belki doğru olur ama bugüne kadar o retro tasarımında, bugüne kadar o küt sade tasarımını bozarak daha sport bir görüntüye, klasmandan daha sport bir görüntüye geçtiğini görüyoruz. Öncelikle burada ilk karşımıza çıkan konu ön ızgaralar. Ön ızgaralar biliyorsunuz ki bugüne kadar dikey değil yatay çizgilerle sunulmuştu Q7'de. Burada ise şimdi hem incelmiş krom çıtalar dikine iniyor. Bu apayrı bir görüntü kazandırmış. Benim bir de özellikle dikkatimi çeken tamponların dediğim gibi yine sport bir görüntüye kavuşması çok çok hoş bir görüntü sağlamış Q7 için. Bu arada arkadaşlar Q7 2020 50 TDI Quattro modeli biz biraz araştırma yaptığımız kadarıyla YouTube Türkiye'de incelemesi mevcut değil. İlk defa biz bize nasip oldu diyelim. İlk defa biz yapacağız bugün detaylı bir incelemesini. Tasarımdan devam edersek ön kısımda arabanın bir dikkat çeken durumu. Audi logosunun yanına konulmuş iki tane radar sensörümüz. Bu 2020 kasasında tekrar yenilik olarak gelmiş bulunuyor. Bu arada zaten jantları şu an görüntüde gördüğünüz jant modellerinde alışılagelmiş o SUV klasmanından bir tık daha spor rakiplerine yaklaştığını mı diyeyim artık bilmiyorum tam olarak doğru terim nedir. Onlara bir tık daha tasarım olarak yaklaştığını söyleyebiliriz. 19 jant şu an arabanın üzerindeki gayet şık ve modern duruyor. Sport duruyor özellikle. Bir özelliği daha bu 2020'de gelen bir özelliği. Bunu Volkswagen Touareg'den hatırladığımız bir teknoloji. Ön tekerleri döndürdüğümüzde arka akslarında onların tersi yönünde %5 5 derecelik bir açıyla içeriye doğru ya da sağa kırdığımızda sola doğru hareket ettiğini görmekteyiz 2020 Quattro'da. Bu teknoloji kullanan için virajlarda büyük bir konfor sağlıyor. Ayrıca sürüş anındaki seyahat eden insanlara da konfor üzerinde zaten konfor katmış durumda. Bu dediğimiz arka tekerin aksının 5 derecelik bir açıyla ters yöne hareket etmesi zaten yol tutuşunda büyük bir konfor sağlıyor Q7'de. Arkadaşlar bu arada aracı kullanmak isterdik ama kendisi şu an maalesef 3 kilometrede olduğu için, sıfır olduğu için herhangi bir kullanış, sürüş testi yapamıyoruz. 2020 Q7 bir önceki kasasından farklı olarak 77 mm daha uzun, 25 mm daha dar ve 36 mm daha yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Daha dediğim gibi bu sport görünümde bunun çok çok etkisi var. Teknik olarak daha detaya gireceksek yaklaşık olarak söylüyorum rakamları. Araba 5 metre uzunluğunda 1.70 santim yüksekliğinde ve 2 metrede genişliğinde araba. İsterseniz yavaş yavaş arka tasarıma geçelim. Arka tasarımda da önemli öne çıkan değişiklikler var çünkü. Daha önceki kasasındaki dediğim gibi o retro görüntüyü sadece kırmızı stopların yerine hayal ledler almış. Bu ara zaten tüm modellerde gördüğümüz kayaletler. Burada iki stopu birleştiren ilk defa krom çıta kullanılmış. Bu bir bütünlük sağlamış arkaya. Ben şahsen beğendim. Bence büyük bir tartışma yol açabilir. Belki krom çıtanın bu tarz otomobillerde bu köklü değişiklikler bazen tartışma yol açabiliyor hayranları tarafından. Ama benim için daha dediğim gibi her zaman sport bir görüntü ve bütünlük kazandırmış arkaya. Bir diğer özelliği ise önceki dediğim gibi yine kasasından
Difüzörler, arka difüzörlerin içerisine egzozlar koyulmuş tamponlarda. O dikkatimizi çeken ve yine dediğim gibi sportif bir görüntü kazandıran özelliklerden biri. Evet, bagaj konusuna geldiğimizde bir bakalım isterseniz buna. Şöyle. Zaten Q7'nin tartışmasız o ferahlığı ve genişliği burada da mevcut. Hem dediğim o ölçülerin değişmesiyle daha da geniş olmuş. Bagaj hacmi olarak 865 litre, koltukları yatırdığımızda 2050 litrelere kadar devasa bir bagaja ulaşabiliyoruz. Ama burada opsiyonel olarak arabayı 7 kişilik yapmak için ek ayrı koltuk koyabiliyorsunuz arkaya. Orada onları da buradaki tuşlarından açıp ya da kapatabiliyoruz. O da geniş bir aileyseniz kaliteli bir seyahat yapmak için güzel bir opsiyon olmuş. Arkadaşlar bu arada anahtarı genelde merak edenler oluyor. Şu şekilde göstereyim. Sıfır olduğu için korumaya alınmış tabii ki. Yavaş yavaş dışarıdaki değişikliklerden bahsettikten sonra yavaş yavaş içeriye geçelim. İçeride de birkaç değişiklik var. Zaten çok şık bir tasarımı var içeride de. İsterseniz içeriye geçelim. İçeride devam edelim video. Bu arada zaten kapılardaki vakum özelliğinden bahsetmeden olmaz. Şöyle. Zaten bu detayda küveyinde beklenmesi. İçeriye geçtiğimizde kapılardaki bu arada tasarım şuradaki alkantara ve deri çok hoş durmuş. Tonları çok hoş. Bu arada 2020 modelinde alıcısına tasarım şansı şu şekilde. 3 adet jant ve 3 adet cila vernik seçeneği sunmuş. O kadar bir tasarımla müdahalede bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlar zaten içerisine bindiğimizde de cam tavanında verdiği bir ferahlık söz konusu. Teknik olarak baktığımızda da 8'leri otomatik şanzıman 4x4 ile kombine edilmiş. Gayet konforlu bir sürüş sunuyor zaten. 286 beygir, 600 Nm tork üretiyor. Şehir içi 7.1, yanlış hatırlamıyorsam 6.6'da uzun yol şehir dışı yakıt performansı var. Burada zaten gördüğümüz telefon kablosuz şarj ünitesi. Önde en büyük köklü değişiklik. Öndeki o sade tasarımı çift ekranla çoğu modelde, çoğu arabada olduğu gibi artık Audi Q7'de çift ekranı görebiliyoruz. Burada arabanın sürüş modlarını, radyoyu, navigasyonu ayarladığımız ekran. Diğer ekranda da gördüğümüz koltuk ısıtma, koltuk soğutma, klima modlarını görüyoruz. Arkada da zaten oturanlar için LED bir ekranda klima kontrol ünitesi mevcut koyulmuş. Burada gözden kaçmayan zaten F1 viteslerin kulakçıklarını görüyoruz. Arabada 3 boyutlu Bose ses sistemi mevcut. Onlar da gerçekten şu an telif nedeniyle sesi deneyemiyoruz ama müthiş bir ses akustiği sunuyor içeride. Genel anlamda Torpedo'nun zaten şık tasarımını görüntülerde de görüyorsunuz. Arabanın genel anlamda daha birçok anlatılacak şey olabilir ama biz bir videoya sıkıştırmak için bu kadar yüzeysel anlatmak istedik. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Audi Q7 ile birlikte dediğimiz gibi 2020'de güzel bir makyaj ve sport bir görüntüye kavuştu. Ben şahsen yine söylüyorum çok beğendiğim bir arabaydı. Daha da beğenmeme, daha da aşık olmama sebep oldu bu tasarım. Tartışmasız, konforlu bir SUV deneyimi sunuyor bizlere. Yani bu tarz arabalar şöyle tabiri caizse şöyle söyleyelim. A noktasından B noktasına gitmek için değil artık. Daha A noktasından B noktasına giderken ki konfor ve aldığınız hazzı maksimuma çıkaran araçlar, otomobiller. Yüksekliğiyle 4x4 8'leri otomatik vitesi dediğimiz gibi akslarıyla, akstaki yeni teknolojisiyle içeriye doğru 5 derecelik yol tutuşunu da çok iyi bir konuma getirmiş. Genel hatlarıyla böyleydi. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Tekrar Otoserdivan'a bu videoda bizlere Q7'yi tahsis ettiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Açıklama kısmından Otoserdivan linklerine ulaşabilirsiniz. Sahibinden.com'daki ilanla dediğimiz gibi ulaşabilirsiniz otomobilin. Bu arada otomobilin fiyatını söylemeden geçmeyelim. Şu anki buradaki satış fiyatı 1 milyon 850 bin TL. Ay maşallah. Otomobillerin zaten fiyatlarının hızına yetişemiyoruz. Bu sektörde yeni ithal edilmiş bir araba için gerçekten 1.850 bin TL satış fiyatı alacaklar için hayırlı olsun da bizler için genel anlamda orta seviye için epey bir yüksek. Zaten belki Doğuş Oto'nun verilerine baktığınızda ne kadar ÖTV ve KDV ödediğimizi ve arabadan daha çok maliyetinden özellikle fabrika üretiminden daha çok ödediğimizi ne yazık ki söyleyelim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Böyle kaliteli içerikler üretmeye başladık denilebilir. Yani bundan sonra da daha güzel ve görsel, göz doyurucu şeyler yapmak istiyoruz. Videolar yapmak istiyoruz.
Bunlara da bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Dikkatlice cevap vermeye çalışıyoruz. Eğitici olması açısından. Yine söylüyoruz, destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki zil işaretine tıklarsanız bu güzel içerikleri, böyle güzel göz yorucu içerikleri gözler kaçırmamış olacaksınız. Tekrar söylüyorum, bu videoyu çektiğim için, böyle bir arabayı incelediğim için, bana nasip olduğu için çok mutluyum. Q7 sizlerleydi, bizlerleydi. İnşallah isteyen herkese nasip olur binmek, arzulayan herkese. Bizleri izlemeye devam edin. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ederiz. Hoşçakalın.